Batı Kent Sosyete Pazarı işletmesi hedefi için yola çıkılıyor. Yeni videodan herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz de anneciğim. Bugün beraber Batı Kent Sosyete Pazarı'na gidiyoruz. Birkaç sosyete pazarı araştırdım. Buranın yorumları bayağı iyiydi, fiyatlar çok iyiymiş ve çok çeşit varmış diye duydum. Sizle beraber gezelim, görelim dedim. Öyle, şimdi yola çıktık. Oğluşla beraber gidiyoruz. Gidince orada açarım. İhracatlar evet, burada ya. Ablam aldırayım ya. Ablam aldırayım ya. Bana olur mu bu? Evde giymek için. Böyle olduğunda para değişiyor. Dışarıda da şunu al. Dışarıda da giyilir ama değil mi? Şurada bir şey var ama. Şu. Senin sevdiğin bir renk. Evet, sektimler var sizler. Çok ince ama evde giyilebilir. Işımın altları elin oldu. Buradaki poizi var. Hipo mu? Çamaşır suyu mu? Hipo mu diyorsunuz? Evet. Siz balık esiri. İsterden izlesen aslında ben. Onların bedenlerine çok aldan. Hadi biraz göz varar bakalım. Ya 125 lira. Burası 100 liraymış. Şöyle bir sivit beğendim ama boyu çok kısa. Zayıflayınca giymek için alınır mı? Benim aldığım nasıl? Seninki de güzel. Şu 25 lira iyi zaten. Kapşonlar ne kadar? Bu da bayağı güzel. 100 lira. Bu da güzel. Bu iyi. Ne diyorsun? Uzun bir şeye bakıyoruz. Onlar uygun değil sen. Güzel hepsi de. İçine gömlekle giyilir mi? O grisini nerede? Koyu gri nerede? Şurada. Bu da güzel. Buna da bak. Bir de bu var. Grisi de var. İçine gömlek giyilip böyle gömlek çıktı altından. Tişört olabilir. Tişört mü? Beyaz tişört. Hiç karar veremedim ama bayağı kaliteli böyle içi. Şarj olmuş falan bir şey. Dışı da güzel. Ben sadece aldım bir tane kendime. Şurada bir tane şeyi var. Şeysi var burada da. Yok ya, içime sinmeyecek öyle. Başka bakalım. Şunu beğendim ama bunu da giymek için beğenmedim. Böyle omuza atmak için güzel. Ama onun için de 100 lira vermem yani. Sen de beğendin mi oğlum? Beğendin mi babacığım? Yes, bakın Trendyol'daki marka. Bakayım bu nereme gelecek. Tekstiller var, sınırlar. Bu da kısa. Brikler, kazaklar. Brikler. Lazım. Bir tane şunu buldum mesela. Markası Pull & Bear'ınmış. Ama dediğim gibi yine kısa. Bana göre olmuyor. Bu da çok güzelmiş ya. Bir de bu renk çok sivitim var. O yüzden bunu alamam. Şöyle başka kurcalayalım biraz daha. Kısa evde croplarım çok var. Uzunum pek yok. Mesela evet, böyle çizgili bir kazak olabilir. Evet. Ama yeteri kadar uzun mu? Bir bakalım. Beğendim ama yine yeteri kadar uzun değil. Ben şuramı kapatıyorum. Ama o güzelmiş. Bu gömlekle de giyemem. 125 lira. Çünkü yakası var. Bu maşuya karışmasın. Benim tek derdim o. 5 santim daha uzun olsaymış almıştım. Thank you.
tezgahta da El Siva 2'nin ürünleri var ve hem de böyle etiketli falan. Şöyle gömlekler var. Elbiseler var. Büyük beden mesela etiketli. Etiket fiyatı bu. Bayağı güzel. Burayı kurcalamam lazım. Böyle. Ay. Elbiseler var. XL de olabilir aslında sana. A yerine tam bak bakalım. Deneyecek misin? Ha, deneyeceğim. Sen buraya bak bakalım, ben deneyip geleyim. Tamam, sen dene de gel hadi. Anneciğim şunu düşürmesen olmaz mı? 150. Çok tatlıymış. 150. Tamam. Elbiseler 250, tunikler de 200'müş. Şu ne mesela? Bu elbise mi? 44 beden. Büyük beden mi hep bunlar? Şöyle ipli bir elbise. 250'ymiş. Etiket fiyatı da 400 lira. Ne? Modest 44 beden. Tesettür içinde güzel ürünler var. Bakabilirsiniz. Modustmuş ama bu. 42 beden. Bir tane şey beğenmiştim. Ceket elbise. 250 liraymış ama şurasında şeysi var. Patlağı var. Böyle tesettür elbiseleri çok var. Gittiğim tezgahı da kalabalıklaştırmak gibi bir şeyim var. Yanım kaç tane? Onlar 200 lira, parmağlar 200'de. Çok tatlı şeyler var ama ya bedeni büyük. Her şey şöyle düğmeli hırkalar var. LCY2'ymiş. Bunlar da yine böyle etiketli falan. 250 liraymış. Burada da böyle sivitler var. Bunlar da 200-250 değişiyormuş. Şöyle modeller var. Burada da Zara'nın ürünleri varmış. 75 liraymış. Ama ben daha hiç Zara'ya denk gelemedim. Çok tatlı elbiseler var da hep. Hangi aşağıda? Böyle karışık bir tezgah. Hem tişört var hem elbise var. Buranın fiyatı çok uygun. Aynen, buradan bir şey bulabilirsin. Gelelim mi? Gelelim mi? Etek, bunun bir de üstü var ama deseni çok şey, karmaç olmuş. Şöyle bir elbise var mesela. Böyle bluzlar var ama şurada bir lekek var. Belki çıkartmayacak. Elbiseler var. Değişik elbiseler var. Bu neymiş? Şu Trendyol'da satılan bir marka, biliyorsunuz bundan. Terlikler var. Buna
Bilkent stok olması beni biraz gelirdi. Baya güzelmiş. Bilkentlerde indirim var bayanlar. Bunlardan bende var ama yüksek tabanlısı. Bu da Nomadic'in şeylerinden. Bunlar ne kadarmış? Böyle konversler var. Renk renk. 125 liraya. Bilkent stok. Çok komik. Böyle hasır dünyası var burada. Bir sürü ekmeklik sepet. Bayağı güzelmiş. Şöyle. Burası da alt katı. Böyle şeyler var. Böyle bir sürü yerler var daha. Aynen, burada daha çok şey varmış. Aynen. Siz ne yapıyorsunuz? Durmak istemedi arabasında. Şunlar güzelmiş. Müzik var arkada ya. Telif yiyeceğim. Ceketler var. Gelsin baksın orası. Ceketler ne kadar? 250. 250. Kısa kroplar var. Sosyete pazarıyla başlayan video nasıl balık sarayında son buldu? Hiçbir şey bulamadım kendime göre. Ben de ben kaç parça? 2 tişört, 10 parça. İlk defa ben hiçbir şey alamadım. Umut 4 parça şey aldı. 2 tişört, bir eşofman. 3 tişört müydü? 2. 2 tişört, bir sivit miydi? Neydi? Ne aldı? Sivit aldım. Yani bir sivit, saçım başım da almış. 2 tişört, bir sivit, bir de eşofman. 6 aldı. Ben gezdim. Biraz Maltepe pazarı tarzı değil. Aynen, birazcık Maltepe pazarı gibi. Ama şeyler güzeldi. Elsiva 2'nin olduğu standlar çok güzeldi. Eğer büyük bedenseniz 44, 48, 50 falan öyle giyiyorsanız 46 falan. Orada güzel parçalar bulabilirsiniz. Ya da çok küçük bedenseniz X small falan, onlara da güzel vardı. Ama böyle large, X large falan zor. Yani 40-42. Onlar yoktu. Ya buraya gelirse balık yemek. Aynen. Balık sarayına geldik şu anda da. Hemen yanında. Acıktık. Bir şey alamamış olmak beni üzdü ama pazarı gezmek güzeldi. Gelirseniz mutlaka altını üstüne getirin siz de. Pazar turumuzun sonuna geldik oğlum. Evimize geldik oğlum. Evimize geldik oğlum. Hırkasını yediğim. Dönme sakın. Bana hiçbir şey alamadık ama Umut'a bir tane. Şöyle şu renk bir tişört aldık. Yumuşatıcı kokuyor. Bir tane. Yıkamışlar mı? Bir tane böyle yakalı bir tişört aldık. Orijinal bence. Bence de orijinal. Orijinal olduğunu düşündüğümüz bir şey aldık. Sivit aldık. Bunu dönüşümlü giyeriz. Arada bir çalarım senden. Bunu 100 liraya aldık. Tişörtleri 50'şer liraya aldık. Şöyle bir tane eşofman aldı Umut. Biraz böyle pantolonumsu bir kumaşı var, kalın.
sağlam bayağı. Bunu da 350 TL'ye aldı sanırım. Bu birazcık daha pahalıydı diğerlerine göre ama bayağı uzun süre kullanabileceği bir şey. Ben ne aldım peki? Bunu. Beypazarı kurusu aldım ben de sadece. Öyle. Pazar turumuz bu şekilde sona erdi. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Diğer pazar vloglarında görüşmek üzere. Aklımda bir pazar daha var. Oraya da gideceğim ama oraya belki Umut'la gitmem. Belki annemle giderim oraya. Hiçbir şey alamamamın sebebi Umut'un beklemekten sıkılıyor olduğunu düşünmem. Aslında sıkılmıyordur da ben böyle onu çok bekleteceğim. İşte tezgahlara bakamam falan diye düşündüğüm için çok fazla bekletmeden geçtiğim için bir şey bulamadım diye düşünüyorum. Neyse, lafı daha fazla uzatmayayım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer pazar videolarında ve diğer videolarda görüşürüz.